Merhaba ben Fatma Nur Erdoğan. Bugün psikoloji serimizde öznel iyi oluştan yani mutluluktan bahsedeceğiz ve bunu pozitif psikolojinin ele alış yöntemiyle e, anlatmaya çalışacağız. E, i̇yi oluş kavramı iyi hissetmekten farklıdır. Sağlıklı olmak için bedensel, zihinsel ve sosyal tam iyilik halinizin olması gerekir. Bu açıdan baktığımızda tam iyilik hali insana dair ihtiyaçların hem duygusal hem de bilişsel açıdan karşılanması, bir diğer ifadeyle insanın kendini iyi hissetmesi ve iyi işlevde bulunmasıdır. Bu tam iyilik haline pozitif psikoloji literatüründe öznel iyi oluş diyoruz. Öznel iyi oluş alanında çalışanlar Bilim insanları insanların yaşamlarının iyileştirilmesi ile ilgilenir. Öznel iyi oluş bireyin yaşam kalitesinin artırılmasına etken olan boyutların önemli bir bileşeni olduğundan ölçümlenebilir. Bu nedenle bireyin yaşamının nasıl iyileştirilebileceğine yönelik öneriler kanıtı dayalı bilimsel verilerdir. Öznel iyi oluşun yüksek olması, salt bireye fayda sağlamasının ötesinde, kurumların ve toplumların etkili işlemesine de fayda sağlar. İyi oluş kavramı, yaşam kalitenizi belirleyen en önemli kavramlardandır. İyi oluş, yaşadığınız ortam, sağlığınız, boş vakitleriniz, sosyal ilişkileriniz, aile yaşantınız, içinde bulunduğunuz çevre, entelektüel ihtiyaçlarınız ve finansal durumunuz gibi faktörleri içine alır. Bu faktörlerin oluşması bir ülkenin gelişme ve refah seviyesiyle de yakından ilgilidir. Pozitif psikoloji akımının modern çağda yükselmesini sağlayan Profesör Doktor Martin Seligman Öznel iyi oluşu Perma adını verdiği bir modelle açıklıyor. Perma'nın P'si olumlu duyguları ifade eder. Yani olumlu duyguların olumsuz duygulara nazaran daha sıklıkla yaşanıyor olması anlamına gelir. Perma'nın E'si bağlanma e, anlamına gelir ve akış halinde olma ile ilişkili olan bu kavram İnsanın yaptığı işe, kuruma veya faaliyete bağlanarak zamanı unutacak şekilde meşguliyeti anlamındadır. Akış kuramının babası sayılan psikolog Mihail Csikszentmihalyi de insanın hayata bağlanmasının kendini tüm benliğiyle yaptığı faaliyete vererek akışta olmasının yaşamdaki en güzel zaman dilimleri olduğunu ileri sürer. Kurmanın reisi doyurucu ilişkileri anlatır. Doyurucu bir ilişki başkaları tarafından sevilme, destek ve değer görmek demektir. Güvene dayalı ilişkiler kurabilmektir. Bu tür doyurucu ilişkiler toplumla bütünleşme duygusuna ve sosyal ilişkilerinden memnun olmalarına işaret eder. Perman'ın M'si insanın kendi yaşamında bir amaç ve anlam bulmuş olmasına işaret eder. Kendinden daha büyük bir şeye aidiyet hissetmek ve o doğrultuda hareket etmek isteğidir hayatın yaşama değer olduğu hissini yaratır. Nietzsche'nin yaşamak için bir nedeni olan kişi her tür nasıla katlanabilir sözü bu anlamda yol göstericidir. Permadaki A başarıyı ifade eder. Hedef belirlemeyi ve bu hedefler doğrultusunda çaba vermeyi temsil eder. Öz yeterliliği anlatır ve kişinin kendini başarılı hissetmesiyle ilgilidir. İşte bu öznel iyi oluşumuzun iyi olabilmesi için Martin Seligman'a göre işte bu beş alanda iyi halde olmamız önemlidir.